Daha 15 yaşındayken Express gazetesinde öyküleri yayınlanan, Yeşilçam'ın en ünlü jönlerinden biri olmasına rağmen tiyatroyu bırakmayan, senede 15 ila 20 film çekip uyumaya fırsat bulamayan, oyunculuk karakteri ülke sınırlarını aşan, kariyeri boyunca sayısız ödül alan, yalnızca oyuncu olarak değil, senarist, yönetmen ve yapımcı olarak da Yeşilçam'a emek veren bir sinema insanın öyküsüdür bu. Fikret Hakan 23 Nisan 1934 yılında Balıkesir'de doğdu. Babası Gaffar Bumin Bey, muallim mektebinde edebiyat hocasıymış. Anne tarafı İstanbullu. Ailesinin memuriyetlerinden dolayı İstanbul'dan başka Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Gelibolu'da geçer çocukluğu. Fikret Hakan'ın sinema oyuncusu olmadan önceki adı da Bumin Gaffar Çıtanak'tır. Yazdığı öykülerine Bumin Gaffar diye imza atar. Fakat bir türlü sevemez bu adı. Fikret Hakan, adını değiştirmesini böyle özetler, tatsız bir isim. Göktürk İmparatoru ama Bumin ismini pek bilmiyorlar, telaffuzu da zor. Çıtanak soyadını da hiç sevmiyordum zaten. Ne olsun diye düşünürken teyzem, Bumin Hakan eski imparator, madem kullanmayacaksın adını, Bumin Hakan'ın hakanlığını al, Fikret Hakan olsun dedi. Böylece Fikret Hakan diye bir adam çıktı. 1961'de askerden geldikten sonra mahkeme kararıyla Fikret Hakan adını aldım. Fikret Hakan altyapısını Anadolu'daki sinemalarda gördüğü filmler oluştururken çok iyi bir izleyici oldu. Babası Gaffar Bey Balıkesir'den Galatasaray Lisesi'ne atanıp İstanbul'a geldiklerinde tiyatroyu keşfeden ve mahalledeki arkadaşlarıyla gitmeye başladığı tiyatrodan da çok etkilenen Hakan, diğer yandan düşkün olduğu edebiyat alanında da eserler vermeye başladı. Çok iyi Rusça bilen babasının yaptığı çeviri eserlerle birlikte zengin bir kitaplığa sahip olan Fikret Hakan için küçük yaşlardan itibaren okumak ve yazmak onun yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1950 yılında, güzelce Kasımpaşa Ortaokulu'nda okurken, Üç Güvercin operetiyle ilk kez sahneye çıkar ses tiyatrosunda. Tiyatro ve sinema yapmak çocukluğundan beri tutkusudur. Taksim Atatürk Lisesi'nde okumaya başladığında Yeşilçam Sokağı'na da gidip gelmeye başlar. 1952 yılında bir gün Renan Fosforoğlu, Fikret Hakan'ı görür. "Gel bakalım delikanlı, oyuncu mu olmak istiyorsun?" der. Fikret Hakan'ın cevabı, "Evet"'tir. Renan Fosforoğlu onu Önay Film'e götürür. Ömer Aykut'la tanıştırır. Reha Yurdakul'da oranın müdürlüğünü yapıyordur. Köprü Altı Çocukları adlı bir film çekeceklerdir ve bu film için oyuncu arıyorlardır. Ömer Bey, Fikret Hakan'ı beğenir ve deneme filmi çekerler. Filmi seyrettiklerinde de beğenirler oyunculuğunu. Fikret Hakan, böylece sinemaya da 1952 yılında başlamış olur, Köprü Altı Çocukları filmiyle. Köprü Altı Çocukları da başroldür fakat ilk önemli çıkışını Beyaz Mendil filmiyle yapar. Geleceğin büyük oyuncusu olacağına inanıyoruz diye övgülü yazılar çıkar basında. O dönem sinemasını hiç unutmayan Hakan, o dönemi şöyle hatırlıyor: "Sinemamız ne yazık ki bölge işletmecileri ile taşeron durumundaki yapımcı firma ilişkileriyle hastalıklı büyüdü. Bizim dönemimiz senet bono dönemiydi. 20 bin liralık senedi 15 bin liraya kırdırıp yerdik. Herkes böyle yaptı. Biraz tutumlu olup bir köşeye para atmasaydım, şimdi ben de sürünüyor olacaktım." 1950'li yıllarda Atıf Yılmaz'ların, onların dilini anlayabilecek benden başka oyuncu yoktu. Herkes bir an önce star olalım, büyük paralar kazanalım, kadınsa zengin koca bulalım, erkekse zengin bir kadın yakalayalım peşindeydi. Genelde çizgi buydu yani. Ben, sanatsal ve sosyolojik yapısı ağırlıklı filmlere yöneldiğim için de, bu yönetmenler benimle çalışmayı tercih ettiler. Çünkü onların dilinden ben anlıyorum. Fikret Hakan da artık yılda 3 ila 4 film değil, 15 ila 20 film yapar hale gelmiştir. Yazarlığı oyunculuğundan eskidir. Şiirler devam ediyordu. Öykücülük 1958'e kadar sürdü. Fakat sinema 1960'tan sonra yoğunlaşınca öykücülüğü bırakmak zorunda kaldı. Şiir çalışmalarını sürdürebiliyordu. Öyküleri, Seçilmiş Hikayeler dergisinde ve Dost dergisinde yayınlandı. Tellak Ali ilk öykü kitabıydı, 1954 yılında yayınlandı. 1983'te de ilk şiir kitabı çıktı, İnce Müzikli Otobüsler. Metin Erksan yönetiminde Serpil Gül'le çektiği Dokuz Dağın Efesi ve Memduh Ün'ün yönettiği Üç Arkadaş filmleri ona büyük bir ün getirdi.
Bu arada hiç kimseye nasip olmayan bir şekilde Hollywood kapıları da önünde açılıverdi. Üstelik teklif ve şans ayağına kadar geldi. İşte Fikret Hakan'ın yıllar önce anlattıkları Paralı Askerler adlı bir yabancı filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekildi. 1970'te vizyona giren bu filmde Charles Bronson ve Tony Curtis oynuyorlardı. O filmin İstanbul sahnelerinde beni de oynattılar. Filmin yönetmeni Peter Collins'ın bana büyük ilgi gösterdi ve Hollywood'a gel, şansın büyük olur diyerek benimle mukavele yapmak istedi. Kabul etmedim. Tony Curtis bir firmanın adresini verdi, kabul etmem için çok ısrar etti ama dinlemedim onu. Eğer bu olayı kabul etseydim şimdi çok başka noktada olurdum. Ama ne bilelim, Anadolu çocuğuyuz, cahiliz, ürkeyiz. Teptik bu büyük şansı. Gidip Amerika'da ne yaparız, ne ederiz? Kendimizi büyük sıkıntılara sokmayalım dedik. Daha sonra bana teklifte bulunan firmanın Ömer Şerif'le anlaştığını öğrendim. Arkadaş, sizleri Türk misafirperverliğiyle karşılamak istiyorum. Baylar, görünüşünüz tanıdı ama silahlarınız değil. Hoş geldin. Buyuk. Kazan mübarek olsun. 70'li yıllar birçok oyuncu gibi Fikret Hakan'ı da etkilemiştir. Geçirdiği ağır trafik kazası ve ardından başlayan seks filmleri döneminde sinemadan uzak kalır. Tekrar sinemaya döndüğünde sinemada da ülkede de çok şey değişmeye başlamıştır. Bir süre arabesk filmlerde, ikinci dereceden filmlerde oynar. Sanatçı ayrıca 1970 ila 1975'te Cemo, Dedikleri Gerçek imiş, Dostun Gülü, Löber'de, Aşk Uğultusu, Sancı, plaklarını yaptı. Hakan, gazino performansları ve sunuculuk deneyiminin ardından Yeşilçam'ın sıkıntılı dönemlerinde Marmaris'e taşınarak 1980'lere kadar burada yaşamını sürdürdü. Fikret Hakan, Tellak Ali ve Hamal'ın Uşakları isimli öykü kitaplarının yanı sıra İnce Müzikli Otobüsler ve İmbikçi Duvar isimli iki şiir kitabına imza attı. Fikret Hakan, 1914'ten 1996'ya kadar geçen süreçte yıl yıl öne çıkan oyuncuları, yönetmenleri, filmleri, olayları aktardığı, özel fotoğraflar ve afişlerle desteklenen Türk Sinema Tarihi adlı eseriyle Türk sinema seyircisine unutulmaz bir arşiv sundu. 1965 Antalya Film Şenliği'nde Keşanlı Ali Destanı'yla en iyi erkek oyuncu, 1968 Antalya Film Şenliği'nde Ölüm Tarlası'yla en iyi erkek oyuncu, 1971 Antalya Film Şenliği'nde Hasret'le en iyi erkek oyuncu, 1993 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yalancı'yla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı. Fikret Hakan, filmleriyle olduğu kadar evlilikleriyle de ünlü bir sanatçıdır. 1963'te Lale Sarı, 1964'te Semiramis Pekkan, 1966'da Neşe Can Paşmak, 1971'de Hümeyra, 1989'da ise Fatma Zeynep Mirgün'le evlendi. Hakan'ın Neşe Can Paşmak ile yaptığı evlilikten Elif adlı bir kızı oldu. Hakan'ın Semiramis Pekkan'la evliliği olay yaratmıştı. Çünkü Pekkan'ın yaşı küçüktü ve nikah ancak yaşı büyütüldükten sonra gerçekleşmişti. Hümeyra evliliğinde ise şiddetli kavgalar yaşandı. Öyle ki ayrılığa neden olan son kavgada Hümeyra'nın burnu kırılmıştı. Kırıntılı saçlarını, alnını, görmesini candan dilediğim gözlerini. Git evine bekle bacı. Nasıl olsa bırakırlar. Kaygılanma. Bir gün mezarımı ziyarete gelirseniz... İnsanlara yardım etmek için kendini feda eden... Yeşilçam tarihinin tanığı, bir usta. Daha 16 yaşındayken sahneye çıkan, Baba Ali çalışmaya başlayan, sonra Pera'ya, oradan da sinemaya geçen, güç rollerin aranılır oyuncusu. Sinema, tiyatro, şiir, öykü, roman gibi farklı alanlarda 204 film, 28 televizyon dizisi, 3 şiir, 2 hikaye, 1 araştırma kitabı ile kendini ifade etmeye çalışmış Fikret Hakan. Aktörlüğün yanında, kültürle, sanatla, edebiyatla da ilgilenen sinemamızdaki ender isimlerden, hem kalem tutan, hem rol yapan kişilerden biridir. Sinemamızda pek çok ilkin öncüsü olan Fikret Hakan, akciğer kanserine yenik düşerek 11 Temmuz 2017'de 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Filmleri halen izlenen ve muhtemelen kuşaklar boyu izlenmeye de devam edecek olan sinemamızın usta emekçisi Fikret Hakan'ı saygı ve özlemle anıyoruz.